Hadi bismillah. Dilerim ki evde huzurumuz, bereketimiz, saadetimiz daim olsun Zümrüt Hanım. Kalan ömrümüzün bu ilk gününde burası bize sağlıklar, esenlikler getirsin. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bu evi ben düzenleyeceğim dediğinizde biraz tedirgin olmuştum. Malum sizin alışkanlıklarınız bazen benimkilerle tezat oluyor. Ama görüyorum ki çok güzel bir ahenk akdetmişsiniz. Zümrüt Hanım, beğenmediğiniz, canınızı sıkan bir şey mi var? Yok. Burada seninle birlikte olmaktan çok mutluyum. Yalnız yıllardır yalımdan baktığım bu manzaraya şimdi buradan bakmak canımı yakıyor. Sanki bir parçam yok olmuş gibi. Bir uzvumu almışlar da hala oraya bir şey batıyor gibi. Böyle hissetmekte o kadar haklısınız ki. Mevcudiyetine onca zamandır alıştığınız bir şeyin zayiatı size bunu yaşatan. Sanki yok olmamış da hala oradaymış gibi gelir insana. Keşke mümkün olsa da size yalınızı geri verebilsem. Ama söz veriyorum, bu evde sizi çok mesut edeceğim. Yepyeni, bahtiyar bir hayatı beraber süreceğiz burada. Necip Bey, sizin kıyafetlerinizi özellikle ayırdım. Birlikte yerleştiririz diye. Çünkü artık geldiğince gelecek bir şermenimiz yok. Bu durum bana gam değil. Lakin sizi düşündükçe içim rahat etmiyor Zümrüt Hanım. Bakın gene söylüyorum. Sizin sağlığınız benim için her şeyden önemli. İsterseniz şermini ya da başka bir yardımcı alabiliriz eve. İstemiyorum Necip Bey. Bu evde ikimizden başka kimseyi istemiyorum. Maddi ve manevi bu sadelik hatta hoşuma bile gitmeye başladı. Bu gayretinizle beni nasıl bahtiyar ettiğinizi anlatamam size. Müsaadenizle. Tabii. Efendim. İyi günler Necip Bey. Ben Doktor Osman Kaslak. Nasılsınız? Sağ olun beyefendi. Siz? Teşekkür ederim. Rahatsız etmemin sebebini biliyorsunuz. Bu işte kürtaş, üstüne yalıdan taşınma mecburiyeti derken tedavi için belirlediğimiz takvimin çok gerisinde kaldık. Bu durum Zümrüt Hanım açısından beni çok endişelendiriyor. Necip Bey, en geç yarına kadar hastaneye gelip tedaviye başlamamız lazım. Merak etmeyin beyefendi. Her şeyin farkındayım. Yarın muhakkak geleceğiz. Güzel. Anlaştığımıza sevindim. Ha bir de bu göğüs operasyonundan bahsettiniz mi Zümrüt Hanım'a? Umarım ameliyat olacağını söylemişsinizdir. Bugün konuşacağım. İyi günler beyefendi. Teşekkür ederim. Kimmiş Necip Bey? Ne istiyormuş? Mühim mesele değil. Ben asıl sizinle tedavi işini konuşmak istiyordum. Ben de sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Bu tedavi bittikten sonra birlikte bir tatile gidelim. Ibiza'ya gidelim. Ben gördüm, çok güzel bir yer. O kadar pahalı da değil. Hem sezon dışı gidersek pahalıya mal olmaz bize, değil mi? Balayını yapmadık daha. Hem hastalığın bitimini kutlarız, hem de evliliğimizi. Ne dersin? Neden olmasın? Hele o günler bir gelsin.
Siz ne söyleyecektiniz? Yeni evimizin bahçesinde bir yorgunluk kahvesi içelim diyecektim. Tabii. Kahve. Aa, tamam. Becerebilir miyim bilmiyorum. Yani en son ne zaman yaptım bile unuttum. Ben kahve yapıyorum. Siz aşağı iniyorsunuz. Burayı sonra yaparım. Peki. Görüşürüz aşağıda.